Merhaba değerli dostlar. Neredeyiz videomuzun bu bölümünde neredeyiz? Yakın dönem Türk siyasi tarihine damgasını vurmuş bir isim ve onun bütün hayatına şahit olmuş biriyle beraberiz. 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e koruma müdürlüğü yapmış Şükrü Çukurlu'yla söyleşideyiz. Hoş geldiniz Şükrü Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz de iyi misiniz? Çok sağ olun. Teşekkürler. Yolunda her şey. Sağlığınız, her şey saatiniz yolunda. Yerinde. Her şey güzel. Allah'a şükür. Çok güzel. Her şey çok güzel. Şimdi Şükrü Bey, Süleyman Demirel'le 35 yıllık bir süreciniz var. Şimdi baktığımızda aileler bile 35 yıl boyunca bir hayat süremiyor. Evlilikler o kadar sürmüyor. Çocuklar büyüyor, evleniyor, gidiyor ve 35 yıl kimse kimseyle yaşamıyor. Fakat siz 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel'le bir 35 yıllık süreciniz var. Ben burada ilk olarak size şunu sormak istiyorum. Süleyman Demirel'le ilk tanıştığınız günü bize anlatır mısınız? İlk karşılaştığınız ve merhaba dediğiniz gün neler oldu? Şimdi ben Kayseri Polis Okulu'nda, Altay Polis Okulu'nda eğitim gördük. Oradan tayinimiz çıktı, Ankara'ya geldik. Toplum polis olarak göreve başladık. Aşağı iki yıla yakın toplum polisliği görevini yaptım. O zaman tabii yanlar açık arabalar vardı. Furuko derlerdi bize. Furuko. Evet. Beyaz şapkadan kaynaklı. Furuko arabaların yanları açıktı ya. Yanlar açıktı. Beyaz şapkalar. Ama o şeyden de galiba. Yeşil kıyafet, evet. Beyaz şapka. Beyaz. Furuko'nun da naylon yeşil şişe, vardı. Beyaz kapağı vardı, evet, galiba. Evet. Furuko derlerdi bize. Onunla o kışın 20 derece 30 derece soğuğunda o furuk arabalarıyla beraber tur atardık. Toplu olaylara müdahale ederdik. O şekilde hayatımız devam edip giderken bir gün sen bu yanına, sen de bu yanına. O zaman bütün liderlere koruma ayırdılar. Bundan önce de koruma vardı ama çok cılız bir şekilde korunuyordu insanlar. Beni de ayırdılar. Süleyman Demirel'e gideceksin derler. Biz de tabii Demokrat Partili bir aileden geldiğimiz için, babam da o 60'lı trenle falan bayağı sıkıntı gördü. Demokrat Parti'de müdavimlerindendi. Biz de memnun olduk Demirel'e ayrılmamız. Tabii bize Ecevit'e verseler ona gideriz, Erbakan'a verseler ona da gideriz. Devletin memuruyuz. Evet. Nihayet ekmeğimizin kavgasını yapıyoruz ve görevimizi yapıyoruz. O şekilde oldu. Biz oraya gittiğimizde 4 kişiydik. 4 kişi gittik oraya. Neyse, sabah oldu, baktık. Bir tepsinin içerisinde orada Demirel'in evinde hizmet yapan Kürt Ahmet diye birisi vardı. Kürt Ahmet baktık, tepsi içerisinde çay getiriyor. Pastalar var, börekler var. Hanımefendi gönderdi bunu, siz bunu yiyeceksiniz. Öyle bir şey yaşamadığımız için tuhafımıza gitti. Yani bir başbakanın evinde yani böyle bir şey ikram olur mu? Başbakanın eşi size ikramda bulunuyor. Evet, evet. Neyse, onunla biz çok mutlu olduk. Ondan sonra işte onlar kahvaltıyı yaptıktan sonra, bir çay içtikten sonra Sayın Demirel çağırıyor sizi dediler. Gittik, aşağıdaki çalışma odası var, çalışma odasını. Çocuklar hoş geldiniz dedi. Biz de gittik sırayla, ellerini öptük. Dedi ki izin verildiği müddetçe beraber çalışacağız dedi. Tamam, siz işinize bakın dedi. Biz de çıkıp geldi o şekilde. Başladı. Çalışma oldu, öyle başladık. Peki, Süleyman Demirel'i insani olarak sizden dinleyebilir miyiz? Nasıl bir insandı? Süleyman Demirel çok vicdanlı bir insandı, inançlı bir insandı. Fakat yani böyle gösterişi sevmeyen, çok aşırı gitmeyen, yani bizi bile çok fazla böyle atlayan, zıplayan bir olaylara, hareketlere müsaade etmeyen bir yapısı vardı. Hı hı. Mesela Süleyman Bey'in evinde olduğumuz zaman belli bir aboneleri vardı. Cuma günleri gelirler, baba onlara beni çağırırdı. Çünkü şunları götür, dağıt onlara derdi. O zaman Çankaya'da Konur Sokak'ta bir şey cami vardı. Cuma günleri oraya giderdik. Orada o Roman çocukları, Roman kadınları falan alıştılar. En az 20-30 kişi orada gelirler. Tutar o parayı da bana verirdi. Teşekkür ederim. Ben de bir memur arkadaşıma verdim. Dağıt onlara hani harçlıklarını verirdi. En sonunda Cuma'dan döndükten sonra beni çağırdı içeriye. Dedi ki Şükrü, biz bunları böyle yapmayalım. Sen bunların adresini al, eve gelenler vardı. Çok garip olan, kimsesiz kadınlar vardı, sakat insanlar. Bunların adresini al, biz her hafta bunlara, o adreslere para gönderelim dedi. Hmm. Yani bunu hiç, daha ilk söylüyorum bunu da. İlk söylüyorum bunu da. Ve bundan sonra öyle yaptık biz.
O şekilde onların kimi ta Aktepe'nin başında oturuyor, kimisi Gülberen'de oturuyor, kimisi Ayvalık'ın tepesinde, dağlarda oturuyor. Yani ben gitmedim de ben arkadaşlarımıza arabayla gönderdik paralarını. O şekilde yani hayrını yapardı. Hayırsever bir insandı. Evet. Peki baba lakabı nereden geliyor? Onunla ilgili bir bilginiz var mı? Şimdi onunla ilgili yok desem kendime yediremiyorum. Ben de bir yorum yapayım. Siz de onu kabul edin doğru olarak. Evet, tamam. Yani sonuçta en yakın şahidi sizsiniz. Siz biliyorsunuz. Rahmetli Ecevit Başbakan olduğu zaman Türkiye'de çok büyük bir yokluk, kıtlık vardı. Yani bir sanayi, bir sigara bulunmuyordu. Kıbrıs Savaşı dönemi bulunmuyordu. Evet, o zaman sıkıntı vardı. O zaman tabii Demirel'in tam iddialı dönemi. Bütün bu badirelerden kurtulmuş bir vaziyette. Ona sanıyorum Samsun'da bir mitingimizde baba kurtar bizi diye bağıran oldu. Bu çok iyi tuttu. Çok iyi tuttu. O şekilde kurtar bizi baba. O şekilde kurtar bizi baba diye bu yakıştı da beyefendiye. Evet, evet. Yakışmayan bir şey tutmaz zaten. O şekilde oldu. Ama onunla ilgili bir de şey biliyorum ben. Bu seçimi kaybettiği bir dönemde birisi de şey demişti. Kurtar kendini baba. Bir şey var. O tabii sizin gibi devrimcilerin uydurmasıdır. Yok. Yok öyle duymuşum, öyle bir hikaye. Tabii doğrudur yalandır bilmiyorum. Şimdi yine merhume eşi Nazmiye Hanım'ı sizden dinlemek isteriz. Nasıl bir eşti? Ev içerisinde mesai bittikten sonra, eve girdikten sonra Nazmiye Hanım ve Sayın Süleyman Demirel nasıl bir hayat yaşardı? Şimdi beyefendi eve girince kapıdan girer girmez Nazmiye ben geldim derdi. Her seferinde, her gün aynı şeyi söylerdi. Fotoğraf şapkası vardı. Orada bir şey var, askı var. Askının üstünde şey, oraya şapka yatar. Öyle girerdi. Hoş geldin Süleyman derdi o da. Süleyman hoş geldin derdi. Çok güzel. Bizimle olan ilgisi hanımefendi tam bir anaydı bize. Yani mesela Ankara dışına çıktığımız zaman veya yurt dışına çıktığımız zaman çağırırdı beni. Şükrü çocuklar nerede yattı? Daha baştan söylerdi. Nerede yatacaksınız? Yeriniz belli mi? Yurdunuz belli mi? Sabah kalkınca yediniz, içtiniz mi, rahat mısınız? Evladı her gibi. Gün bunu sorardı. Her gün bunu sorardı. Ankara'da olduğumuz zaman da o sadece evi temizler. Bütün evdeki yemek içmek. Evde ne aşçısı vardır, ne garsonu vardır, ne doktoru vardır, ne kıyafetini giderecek modacısı vardır. Yardımcısı. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Nazmiye Hanım vardı. Nazmiye Hanım vardı, yemeğini yapardı. Ahmet de evi temizler, bulaşıkları yıkar, o şekilde. Ama her yemekte mesela özellikle akşamcılar geldiği zaman onlara mutlaka yemekleri gelir. Sabahta, cumartesi, pazar olduğu zaman mutlaka kahvaltıyı da gönderirdi. Evet. Yani ayrılmaz bir bütün olmuştu yani. O aralarındaki aşk hikayesi nasıl gelişiyordu? Yani böyle baş başa kaldıklarında öyle romantik bir anlarına şahit oldunuz mu? Onu şimdi atmasyon yaparız. Olmadık yani. Tamam. Öyle bir şey, yani vardı bir şey, belki öyle bir şey. Yok öyle bir şey şahit olmadık. Ama anladım. Yani birbirlerine karşı çok saygı duyarlardı. Ama tam bir şeydi yani. Tam bir köylü hitabesiydi. Birbirlerine böyle Süleyman derdi. Ona Nazmiye derdi. Siyasi hayatının dışında boş gününde ya da tatil gününde günlük hayatı nasıl geçerdi? Neler yapardı? Neler yapmakta hoşlanırdı? Ya da Nazmiye Hanım'la nasıl vakit geçirirdi? Nazmiye Hanım'la hiç vakit geçirmezdi. Hemen beyefendi aşağı iner, çalışma odasına kapanır. Bütün çalışmışlarla uğraşırdı. Yemekten yemeğe çıkar, ondan sonra tekrar inerdi. Yani sadece çalışırdı. Gece geç vakitlere kadar çalışırdı. Ve evet. Dünyada çıkan ilk kitap Demirel'e gelirdi. Okumayı sevdiğini okumayı çok severdi. Söylemiştiniz. Ve çok süratli çapraz okuma diye bir onun sistemi varmış. Beyefendi kendi söylerdi. O şekilde. Yani yarım saatte 200 sayfa kitap okurdum derdi. Öyle mi? Öyle derdi. Evet, hızlı okuma teknikleri var. Demek ki o evet. Da o zamanlardan biliyormuş. Bir de Sayın Süleyman Demirel'in Nazmiye Hanım'la hem koltuk hem de halı ile ilgili bir münakaşalar, artık kavgaları ya da tatlı bir çekişmeleri evet. Olmuş diyelim. O sürece de siz şahitsiniz bildiğim kadarıyla. Şimdi rahmetli Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığını mecliste Cumhurbaşkanı seçildikten sonra köşke çıkacağız. Fakat o köşke çıkış çok zor oldu. Hanımefendi için. Hanımefendi ayrılmak istemiyor. Benim bahçede tavuklarım var, cücüklerim var. Onları da oradan taze yumurta falan onları çok öyle severdi. Mi? Yani köylü çocuğu olduğu için. Dedi ki Nazım ya bu güvenlik meselesi, devletin meselesi bu. Biz dedi oraya çıkacağız, mecburuz bunu çıkmaya. Neyse oraya çıktılar. Orada tabii koridorda bir halı fleks var. Halı fleksi biraz yıpramış. Nazmiye Hanım diyor ki İşte Süleyman bu halı fleksi bir değiştirelim de şuraya doğru düz bir şey koyalım. Ne yapacaksın Nazmiye dedi yani.
Halının üstünde mi yatıyorsun dedi. Çiğneyip geliyoruz, çiğneyip geçiyoruz dedi. Yazık, günah dedi, hiç gerek yok onlara dedi. O halı meselesi öyle 15 gün kavgalar oldu. Bahsetmiş olduğunuz halı Çankaya'daki halı mı? Çankaya Köşkü'ndeki koridordaki halı. Aslında bir taraftan baktığınızda da şöyle bir durum var. Sonuçta devletin kasasından çıkacak bir şey ama ona bile bir şey gösteriyor. Demirel 1 lirayı, tasarruf gösteriyor. 1 lirayı 1000 lira gibi harcardı. Yani mümkün değil. Çok fazla masrafı sevmeyen bir insandı. Evet. Peki koltuk meselesi? Koltuk Cumhurbaşkanı'ndan süremiz bitti. Yani bitmeden 2 ay önce Sayın Demirel beni çağırdı. Dedi ki şu anahtarı al, Gülüş Sokağı git. Bir bak dedi, eve bir çeki düzen verelim, oraya bir derleyelim, toparlayalım. Oraya ineceğiz dedi. Anahtarı aldım, tabii geldik. Orada bir mühendis vardı, onunla beraber geldik eve. Dedik işte badanayı lazım, şu koltukları atalım. Halılar eskimiş. Bunları bir değiştirelim. Zaten Isparta halıları vardı. Çok fazla şatafat yoktu evde yani. Normal bir orta direkteki dedikleri, orta gelirli bir insanın evindeki malzemenin veya tefrişatın dışında hiçbir ayrıcalık yoktu. Geldim dedim, Sayın Cumhurbaşkanım dedim, evde dedim yani halılar çok yıpranmış, kanepeler oturulacak halde değil, koltuklar değişmesi lazım. Bunları dedim götürüp atalım, yani yeniden takım alalım. Dedi ki Şükran, hiç gerek yok. Sen de onları bir kamyon çağır, yükle, sitelere götür, onlara bir yüz çektirelim dedi. Onlar idare veririz dedi, hiç gerek yok dedi. O şekilde dediğini yaptık mecburen. Yani öyleydi. Ne kadar tutumlu, ne kadar tevazi yaşayan insanlar. Çok tevazi yaşardı, evet. Evet. Tevazi yaşardı. Peki şimdi 18 Mayıs 1996 tarihinde İzmit'te bir alışveriş merkezinde temel atma töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e bir suikast girişiminde bulunuyor. O zaman Fevzi Gümrükçüoğlu'nun ağabeyi olan İbrahim Gümrükçüoğlu. Trabzon eski belediye başkanıymış o. Evet. Onun tabancayla bir saldırısı var ve o anda da sizin müdahaleniz var. Evet. O süreci anlatabilir misiniz? Yani şimdi tabii o anda ne oldu? O günü hatırlamak bile istemiyorum. Şimdi bu orada bir çatı çatma programı vardı. Büyük bir alışveriş merkezi yapılıyor. Bu demir konstrüksiyonlardan kaynak yapıyorlar yukarıda tabii. Herkes tabii yukarıya şartlanmış, yukarıya bakıyor. Ben tabii benim görevim icabı etrafa bakıyorum böyle aşağılara. Bir baktım. Yani böyle sakallı, işte 1.51 açmış boyunda bir adam, elinde tabanca, sanki böyle hedef arıyor. Ben tabii atladım o tabancayı alayım diye ama silah patladı o zaman. Atladım, patladı. Tabii ben bilmiyorum, tabii tuttum ben silahı, kapak takımını sağlam tuttum. Çünkü yoksa 9 tane içinde fişek var. Oradakilerin yani belki ben ölürdüm, belki Demirel ölürdü, belki başkaları ölürdü. Kapak takımını tuttuğum için bir tane patladı, bir daha da patlatmadım. Nereyi yani tuttunuz? Kapak takımı derim, tabancanın üstündeki. Ha, üstteki. O her seferinde gider, boşa atar, doluyu alır. Anladım. Onu alınca çalışmaz tabanca. Çünkü barut gaz tazikiyle çalışan bir kapak takımıdır. Patladığı zaman içerideki boş fişeği atar. Giderken şarjörden mermi aldığı ağzına koyar. Anladım. O şekilde. Onu tuttum. O zamana kadar tabii bizim çocuklar geldiler, tabancayı çıktık. Baktım kolumda bir şeylik var yani, bir cansızlık var kolumda. Ha, hissetmedi sıcağı. Önce hissetmedim tabii. Evet. Baktım elimde kan oldu. Ondan sonra anladım tabii ben yaralandığımı. Benden çıkan mermi de Hürriyet Gazetesi'nde İhsan diye bir çocuk vardı, genç bir çocuk vardı. Onun bacağına saplandı. O şekilde ben tabii polislerime hiçbir şey söylemedim. Başyavere. Dedim ki albayım, ben dedim yaralandım, hastaneye gidiyorum. Beyefendiye konuyu arz etti. Yedek makama bindim, yanıma polis bile almadım. Yedek makama bindim, doğru hastaneye gittik. Hastanede neyse doktorlar beni yattırdılar, koluma temizlediler, sardılar. Ondan sonra vali duymuş, İzmit valisi, o geldi. Bu arada çok kalabalık oldu tabii. Beni aldı vali, orada hastanede yatmaya gerek yok dedi, ben eve götüreyim dedi. Vali benim konağına gittik. Orada akşamüstü oluyor. Onlar bildiler benim vurulduğumu, biliyorlar onlar, o ikisi. Başka birden yok, bir de başyavere söyledik. Uçak gelmiş, beyefendi akşamüstü oldu, dönecek, hala bir haber yok. En sonunda Hulusi Turgut gidiyor, diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım böyle böyle o silah patlamasında Şükrü Bey vuruldu diyor. Ne? Vuruldu, hemen bana telefon etti Sayın Cumhurbaşkanım. Dedi ki Şükrü'cüğüm geçmiş olsun, neyin var, geliyorum dedi. Dedim Sayın Cumhurbaşkanım hiç gelmenize gerek yok. Ben dedim kolumu dedim, hafif dedim. Kabahatten sıyırmış, geçmiş. Bir problem yok dedim. Sayın Vali sağ olsun dedim.
beni tedavi ettirdi. Şimdi Vali Bey'in evindeyiz. Tamam öyleyse dedi ve gitti. Ben de hastaneye var varmaz eşimi aradım. Yani çok heyecanlıdır yani böyle bir de aile bağları çok güçlü olduğu için. O da bana anlatıyor diyor ki diyor ben oturdum mutfaktan çıktım diyor. Oturdum televizyon açtım diyor. Senin telefon çaldı. Telefon çalır çalmaz sen diyor işte konuyu anlattın hiçbir şeyim yok benim. Yarı anlı belki gazeteler televizyonlar yazar ama hiç merak etme dedim ona. Televizyonda senin dedi şeyini verdi. Vurulduğunu verdi. Vurulma anını. Yani tam tesadüf olmuş. Hmm. Ondan sonra hemen benim şoförümü çağırmış köşkten. Binmişler doğru İzmit'e geldiler. Bugün Vali Bey misafir olduk orada. Allah korudu bizi. Peki amaç neydi? O vuran kişinin bir de akıl sağlığı ile ilgili bir rapor aldığı, sonra kabul edilmediği gibi bir süreç yaşanmış. Ya yanlış şimdi, hatırlamıyorsam eğer. O süreci zaman, takip ettiniz mi sonrasında? O zaman İsrail'le reorganizasyon diye bir program geliştirdiler. Yani Türkiye'den uçaklar gidecek İsrail'e. İsrail'de uçakların yenilenecek cihazları, şeyleri değişecek, ne ihtiyaç varsa onları görülecek. Yeni bir sistem takılacak uçaklara. Vay sen İsrail'le nasıl anlaşırsın diye bu kafaya takmış. Anladım. Yani sen mi yönetiyorsun memleketi? Anladım. Ondan sonra mahkemeye gittik. Biz işte mahkeme oldular. Şakarı 3-5 ay sonra mahkeme oldu. Baktım orada oturuyor. Vardım gittim. Dedim İbrahim Bey merhaba nasılsın? İyi misin? Dedi ya ben tanıyamadım seni. Ben dedim senin vurduğun adam benim dedim ya. Neyi tanımasın sen ben nereden tanıyacaksın? Orada o şekilde dedim sana hakkımı helal ediyorum dedim. Tamam dedim. Hmm. O şekilde geçti. Peki bir akıl sağlığında sıkıntı var mıydı? Çünkü rapor da almaya çalışmış galiba. Hiç ilgilenmedik ondan sonra. Hiç ilgilenmedik ondan sonra. Bir buçuk iki sene mi ne yatıverdi ondan sonra çıktı geldi. Çünkü ilk önce bir benim araştırdığım kadarıyla bir akıl sağlığı rapor almaya çalışmış fakat mahkeme öyle, kabul etmemiş sonrasında. Öyle şeyler söylendi. Ve ondan ceza sonra almış. Ne oldu? Cezaevinden çıktı adına eczane verdiler. Ezan açtı İstanbul'a. İbrahim Gümrükçü. Meşhur oldu demek. Tabii meşhur oldu. Peki bir de dünya tarihine geçen bir an var. O da İstanbul Silivri'de sendika toplantısında Sayın merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in kürsüden inerken ayağının sendelemesiyle beraber bir süreç yaşanıyor. O arada da siz bir hamle yaparak dünya literatürüne geçiyorsunuz. Koruma literatürüne. Şimdi o Silivri'de İstanbul'un dışında bayağı 5 yıldızlı bir otelde toplantı var. Orada da sendikalarla ilgili bir toplantı var. Yunanistan'ı temsil eden de o zamanki Yunanistan Başbakanı'nın oğlu. Sendikanın genel başkanıymış. O var. Orada toplantıda o konuştu. Sayın Cumhurbaşkanı ona sinirlendi. Çünkü hakaret hamizli laflar söyledi. Ona sinirlendi. Şimdi kürsü bayağı yüksek. Kürsüye beyefendinin biraz daha yukarı çıkması için bir 25-30 santim yüksekliğinde bir şey koymuşlar. Alta bir tabure tamam, koymuşlar. Basamak koydular. Bir basamak koymuşlar. Tamam. Beyefendi işte konuşmayı bitirdikten sonra orayı düz zemin zannederek basınca ayağı boşa geldi. Toparlayayım deyince bir daha derken bayağı da kürsü şundan yüksekti. Evet. Bayağı koşarak ben de aşağıda Allah'ın yardımı bu işte. O gün Cuma günü o otelde, o da ayrıldı. Orada girip konuşmadan sonra abdest alacak, geleceğiz, namaz kılacağız, Cuma namazını kılacağız. Benim de her zaman için prensibim, o odada memur bırakırım ama ben de gider kontrol ederim. Hı hı. Yani kontrolsüz, takipsiz hiçbir şey olmuyor. Evet. Oraya indim, kontrol ettim, çıktım geldim. Her seferinde ben beyefendinin arkasında dururum. Orada aşağıda duruyorum. Allah'ın hikmeti bu. Hmm. Aşağı duruyorum. Bir baktım beyefendi böyle adım koşarak geldi. O zaman aşağıdan ben kucaklarımı açtım. Tabii ben ona omuzumla verebilirdim ama zarar verirdim ona. Bunun biz eğitimdeki gördüğümüz ve yaptığımız eğitimlerde de yani o şekilde yumuşatarak alacaktım. Bilinçli bir hareket yani. Yumuşatarak alacaktım. Ben böyle yumuşatarak aldım onu ama tamamen onun suratını kestim. Ben düştüm. O da benim üstüme düştü. O şekilde Allah'a şükür bir zarar vermeden kurtardık. Ondan sonra Doktor Osman Müftüoğlu var. Profesör Osman Müftüoğlu var. Onunla beraber içeri doktoru gönderdik. Baktı. Dedi orada Osman Bey söyledi bana. Kimdi o benim altıma gelen demiş. o da Şükrü Bey deyince başkası olacak değil diye demiş. Beyefendi o da bizim için büyük bir şereftir tabii. Evet, evet. Ve bu tabii dünyada bu benim tutuşum Şükrü Çukurlu sistemi olarak dünya literatürüne ve Türkiye'deki yapılan bütün organizasyonlar, korumalar, VIP kurslarında hep gösterilir bu. Hatta o
Andan sonra sanırım FBI'nin de ilgisini çekiyorsunuz değil mi? FBI veya Amerika'da Secret Service diye bir servis vardır ki Amerikan diplomatlarının veya devleti yönetenlerinin gittiği bütün yurt dışı gezilerinde hep o servis koruma yapar. Bu konuda benim de o olaydan sonra bütün tespitlerim oldu. Emniyet gelemediğinde yapılan toplantılarda mesela bir şeye gidiyoruz, Anıtkabir'e çıkıyoruz. Anıtkabir Aslanlı yola girerken etrafında binlerce insan. Protokol var. Kim protokol, kim vatandaş belli değil. Onların resimlerini çektirdim ben. Benim Cumhurbaşkanı ve fotoğrafçısı vardı Mustafa diye. Ona resimlerini çektirdim. Girerken çektirdim, oraları çektirdim. Buna mani olalım dedim yani. Amerika'da nasıl Secret Service yapıyor? Dünyanın Çin'e de gitse, Türkiye'ye de gelse Secret Service bu işi çok iyi bildiği için. Çünkü şimdi halen öyle Türkiye'de. Bir cumhurbaşkanı, bir başbakan veya bakan gittiği zaman o mahallenin resmi polisi, siyasi şubesi, çevik kuvveti, özel hareketi, jandarması, bekçisi ne kadarsa hepsi bir curcuna. Kimin ne yaptığı belli değil. Evet. Onun için ama öyle bir tek kalemden yönetilse, tek merkezden yönetilse, mesela bu vurulma olayında bu kadar yakın mesafeden hiçbir lider kurtulamamıştır. Hepsi ölmüştür, çoğu ölmüştür. Amerika 4 tane başkanı öldürdü. Evet. Yani burada en büyük dünyada başarı benimdir. Allah'a çok şükür. Allah bizi o başarıya nasip etti. Tabii dünyanın birçok yerine de gittiniz. Dünyadan da birçok devlet adamı buraya geldi. Yabancı devlet adamlarıyla ilişkisi nasıldı? İşte mesela burada müzenizde de gördüğümüz kadarıyla Bill Clinton var, Yasser Arafat var ve dünyanın birçok ülkesinden birçok liderle birlikleri oldu. Öyle özel bir anınız var mı ya da ilginç bir anınız var mı? Mesela Bill Clinton buraya geldiğinde, çünkü sizin de Bill Clinton'la bir temasınız var. O süreci anlatabilir misiniz? Özel anlarınız yaşandı mı? Şimdi Amerika'daki sistem, mesela Bill Clinton ziyaret edeceği yere aşağı yukarı bir ay önce, bir buçuk ay önce ekip gönderir. Ekip gönderir. En az 10 kişi. Nerede, ne zaman konuşacak? Bütün mirengi noktaları belirlenir. Yani o zaman, orada geldiği zaman adamların koyacağı yerler hepsi belli. Noktalar bellidir. Yani benim Secret Service bu işi yürüsün dediğindeki olay budur. Yani her kafadan bir ses çıkmaz. Olur. O ekip geldi, beni de tanırlar zaten bizden önce gidip geldiğimiz için. Bunlara diğer kurumlar, bizim kurumlarımız çok fazla ilgi göstermemişler. Ondan sonra beni aradılar. Bunları Cumhurbaşkanı'na, benim odama aldık. Burada onlara yemek getirdik, itibar ettik. Benim yardımcım vardı. Çok da güzel İngilizcesi vardı, İbrahim Bey. Diğer şimdi Emniyet Genel Müdür Yardımcısıdır. Öyle mi? Onu görevlendirdim. Araba da verdik bunlara. Onların Türkiye'deki Sayın Clinton'ın geleceği yerlerin bütün gezilerini, bütün tespitlerini beraber yaptırdım. Ondan sonra bunlar teşekkür ettiler, gittiler. Gidince Clinton'a demişler ki böyle böyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Koruma Müdürü Mr. Şükrü Çukurlu var. Bizimle çok ilgilendi. Onun da size saygılarını gösterdik. O da demiş ki ben Türkiye'ye gittiğim zaman bana getirin. Ben ona bir teşekkür edeyim. Resim çektirelim. Getirdik. Geldiler onlar. Ankara'da beni çağırdılar. İşte gittik oraya. Bize teşekkür etti. Resim çektirdik. Resimi imzalayacağım, Amerika'da imzalayacağım, göndereceğim dedi. Bu kadar yani teferruat. Asker der ya, başarı teferruatın içinde gizlidirdir. Yani teferruatsız hiçbir şey olmuyor. O şekilde Clinton'da daha orada resim vardır. Kendi özel imzasıdır o. Kendi imzasıdır. Clinton. Evet, evet. Çok büyük, çok büyük şerefler yaşadık Allah'a şükür. Allah bizi hiçbir yerde mahcup etmedi. Peki Sayın Süleyman Demirel'le yaşadığınız çok özel bir anı var mı? Mesela bir uçak türbülansı olayı var. O anda Sayın Süleyman Demirel'le 2 fit kadar sanırım bir türbülansa girip aşağıya inme süreciniz var. O anda Süleyman Bey neler hissetti? Neler şimdi, yaşadı? Şimdi o Brezilya gezisiydi. Brezilya gezisinde biz indik uçaktan. Aşağı yukarı bir hafta falan kaldık Brezilya'da. Ondan sonra uçak geldi tekrar Türkiye'den. Uçak oralara valizleri falan yüklerken o aşağıdaki yer hizmetlerini yapan ekip uçağa çarpmış. Uçağın kapısı yamulmuş. Onun için o uçağa orada bakıyorlar. Bakıyorlar. Tekrar Türkiye'ye gönderiyorlar. Türkiye'den başka bir uçak geldi. Onu bize uçakta anlatıyorlar. Tabii biz de o işin oradan öğrendik. O gelen uçakta aynı gün akşam geldi. Sabah da gece geldi. Sabah da döneceğiz. Pilotlar
uykusuzmuş, yorgunmuş pilotlar. O pilotun birisi de benim çok yakın dostumun eniştesi. Hı hı. Cahit'in eniştesiymiş. Oradan da selamlaştık, onun selamını getirdi götürdü. Ondan sonra işte havalandık giderken sanıyorum yarım saat ve bir saat arasında onlar uyumuş mu dikkatimi dağılmış. Türbülansı fark etmemiş. Halbuki türbülansı görürmüş pilotlar. Hı hı. Türbülansı görürmüş. O bir bulut olayıymış orada. Doğru. O türbülansa girince o zaman girmeden önce beyefendi kalkar, her zaman adetidir. Uçaktaki bütün yolculara hepsine hayırlı yolculuklar diler. Böyle bir gider gelir. O da aşağı yukarı uçak da 300-400 kişilik bir uçaktı. Tam yarısına kadar geldik. Bir patırtı oldu. Baktık. Bütün üstteki dolaplar açıldı. Bahçeler düştü. Valizler döküldü. Millet bağırışıyor. Allah diyen var. Salavat getirenler var. Hemen ben sayın başkanım çökelim dedim. Çöktü. Ben de onu arkasından tuttum. O şekilde 2000 metrede, 2000 küsur metre düşmüşüz biz aşağıya. Sanki bir demir atölyesinde uçağı parçalıyorlar. Millet de çok bağırınca haliyle panikliyorsun. O şekilde indikten sonra dedi hadi geçmiş olsun dedim. Efendiler gözü dolaştı, yine dolaşmaya devam etti. O görevi bitirdik. O şekilde geldik Türkiye'ye Allah'a şükür. Peki. Şimdi 1980'e geri döneceğiz. Darbe günlerini yaşadınız. Ben size Güneş Sokak'tan çıkıp Hamza Koy sürecine giden o aralığı soracağım. Bir de o dönemde Ecevit'le beraber gitti. Rahşan Hanım, Nazmi Hanım, Süleyman Bey ve Sayın Ecevit beraber gittiler. O süreçte Ecevit'le ilişkileri nasıldı? Onlara şahit oldunuz mu? O süreci sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi o süreci görmedim ben. Hı hı. Yaşamadım ama. Tamam. Mesela Hamza Koy'da ve Zincirbozan'daki yaşayanlar, kamuoyundaki duyduğumuz şeyler. Yani oraya Demirel giderken başlayayım da ondan sonra bir tarafa. O zaman o en son vedalaşma anınızdan belki evet. Olabilir. Hı. Şimdi o zaman ben başbakanlıktayım. Ben de devamlı irtibatım olduğu için, beyefendiye gidip geldiğim için gidecekleri günü biliyorum. Bir 3-5 gün izin aldım ben de. Ben de başka bir arabayla beyefendiyi takip ediyorum. Eskişehir'i geçtik. Bursa'ya vardık. Bursa'da korkunç bir kalabalık o yollarda, o kadın. Bursa kadınlarını bilirim, onların giysilerini bilir misiniz? Yani siyah bir örtü atarlar hem aşağısı etek hem bir şey. Onu bir bayan profesör anlattı ondan sonra. Ha, şey olayı bittikten sonra, Hamza Koy ve Zincirbozan olayı bittikten sonra o profesör hem ağladı hem anlattı. Salonda herkes ağladı. Şimdi o kadınlar hem ağlıyorlarmış. Ağlıyorlar, ben de görüyorum Bursa'daki kadınlar. Bu bizim adamımızı nereye götürüyorsun diye bağırıyorlardı kadınlar. Ben de beyefendinin arabasından gidip zaten diye ağır ağır gidiyor yani, yol olduğu gibi kapalı. Bir yar var mıydı, binbaşı mıydı, geldi, camı vurdu, camı açtılar. O zaman hanımefendi var, Necmettin Cevher'i var, beyefendi var. Necmettin Cevher'in bir kırmızı Mercedes'i vardı, arabayı da kullanan Necmettin Cevher'i. Bizim de işimiz olduğu için hemen asker görünce ben de koştum oraya. Dedi ki beyefendi dedi özür dilerim. Bir daha dedi yollarda durmayacağız, beklemeyeceğiz. Hayrola komutan ne var dedi. Geç kalıyoruz dedi. Dedi ki geç kalınca da bizi içeri almazlar mı dedi. Sokakta mı kalırız dedi. Beyefendi onu söyledi orada. Oradan gittik. Beyefendi Çanakkale'ye bıraktık, döndük geldik biz de işte. O Güneş Sokak'ta vedalaştığınız bir an vardı bildiğim kadarıyla ama. Sokak'ta, yok Güneş Sokak'ta işte o zaman ben girdim Güneş Sokak'ta. Ha, siz o şey, ben o zaman dedim ben anladım. Ayrılacağım ben sizinle o beraber. O ayrıldığınız an orası. O olay var. Evet. Anladım, anladım. Peki, yasaklı günlerinde görüştünüz mü? Yasaklı günlerinde tabii her cuma giderdim ben. O dönemde Süleyman Bey neler yaşadı, onlara şahit oldunuz mu? Ya da o andaki psikolojisi nasıldı, umutlu şimdi, muydu, karamsar mıydı? Süleyman Bey 7 sene günü sokakta kapalı kaldı. 7 sene Türkiye'nin her köyünü aradı telefonla. Yani tabii referandumda Türk halkına minnettardı. Hı hı. Allah onlardan razı olsun. Ama kıl payı ama mıl payı. Neye rağmen referandumu kaldırdı? Neye rağmen rahmetli Özal'ın no 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 diye Türkiye'nin köyüne kasabasına bakanlar, bütün bakanlar, bütün tişörtleri no no tişörtlerini giydiler hepsi beraber. Hayır. Neye rağmen? Özal'ın bütün çocuklarını Amerika'da okutmasına rağmen Demirel'in. Ve Demirel onu kardeşi diye hem Devlet Planlama Teşkilatı Başkanı yapmış, hem Başbakanlık Müsteşarı yapmış, hem buna her şeyi önünü açmış. Buna rağmen
İşte Demirel gelirse kan gelir Türkiye'ye, yine terör patlar. Buna no no diyelim, buna rey vermeyelim, buna rağmen. Hı hı. Demirel çıkıp bir çift laf söyleyemiyor. Bu hak yok. Yasaklı Türkiye çünkü. Bunlar yasaklı. Türkiye bunları yaşadı. Referandumdan hallolduktan sonra döndük geldik. Referandum oldu. Referandum %51'le yasaklar kalktı. Beyefendi rahat etti tabii. O zamana kadar beyefendi günün sokakta dediğim gibi zaten her köyde 3-5 kişi mutlaka tanır. Her muhtar arıyor. Diyor ki işte ben Süleyman Demirel'im. Muhtar nasılsın? Köylü nasıl? Mesela her köyün ve her kasabanın bir problemi var. Ya yayla problemi var, ya yol problemi var. Buradaki problemi çözdünüz mü? Şuradaki suyunuz geldi mi? Barajınız doldu mu? Çiftçiniz nasıl? Mahsul nasıl? Köşe bucak her şeyden bilgisi her var yani. Her şeyi soruyor tabii. Her şeyi soruyor. Her şeyi soruyor. Böyle böyle Demirel tabii halk verdi de Demirel kendi kendini çıkarttı. Boş durmadı. Boş peki durmadı. O arada şeyi soracağım. İnancı vardı. İnancı vardı. O zaman işte gazeteciler soruyor Demirel'e işte efendim. Artık siz yasaklı oldunuz bu kadar. Millet sizi unuttu. Millet size bundan sonra rey vermez deyince Demirel de diyor. Ben demir çarık, demir asa giyerim. Köy köy gezerim. Bu milletin gene gönlünü kazanırım diyor. Bu kadar hırslı, bu kadar azimli, bu kadar inançlı, bu kadar kendine büyük güveni olan bir lider yani. Evet. Öyleydi. Şimdi Sayın Turgut Özal'la rahmetli hem İstanbul Teknik Üniversitesi'nden okul arkadaşı. Okul arkadaşı. Devlet Planlama Teşkilatı'nda ve Başbakanlık Müsteşarlık bölümünde evet. Aslında çok önceki yıllara, geçmişe dayanan bir dostlukları var. Tabii. Turgut Özal'la ilişkileri genel olarak nasıldı? Bir de vefatını duyduğu andaki tepkisi nasıldı? İzmir'deydik biz. İzmir seyahatindeydik. Hı hı. Telefon geldi. Ben oradaydım. Bana telefon ettiler. Bizim koruma müdürlüğünde özel kalemden telefon ettiler. Başbakanların, ben gittim kulağına bir şey söyledim, elinde evraklar vardı, evraklar yere düştü. Beyefendi yıkıldı orada. Çok büyük üzüntüydü. Hemen programı yarıda bıraktık, döndük Ankara'ya. Bir diğer okul arkadaşı Necmettin Erbakan merhum. Onunla dostlukları ve ilişkileri nasıldı? Erbakan'la hep muhaliflerdi tabii. Bunları ben siyaseten sormuyorum, evet. İnsani açıdan soruyorum. Yani siyaseten evet. Zaten herkesin gözünde yaşıyorlardı. Tabii. Benim dediğim o bizim görmediğimiz, sizin şahit olduğunuz işin insani ve dostluk tarafını soruyorum. Şimdi orada tabii Odalar Birliği Başkanlığı olayı var. Erbakan. Hı-hı. Odalar Birliği Başkanı oldu o zaman Demirel Başbakanken. Fakat tabii hep gözü siyasetteymiş. Beyefendi şeyinle söylemlerinden anlıyorum ben. Ondan sonra da parti kurdu. Onun ilişkileri zaten siyasi partiler birbirine muhaliftir. Hı hı. Hep geçerken böyle yapanlardı babaya. Dostlukları o babaya, özel babaya. Görüşmeleri var mıydı onda da Turgut Özal gibi? Pek yoktu. Onun. Yoktu. Pek yoktu. Peki şimdi %51'i Sayın merhum Cumhurbaşkanım Süleyman Demirel aldı ve siyasete geri döndü. Döndükten sonra kendisindeki heyecan nasıldı? Halkın onu karşılayış biçimi nasıldı? Tabii milletin çoğu daha Demirel bitti. Yani basıncılar bile bunu soruyordu hı hı. O zaman ki halk tabii ki daha yalın düşünüyordu. Beyefendi tabii çok keyifli idi. Yani 7 yıldan sonra dedi ki hiç merak etmeyin dedi. Oradaki partililer toplanıp geliyorlar tabii şey olduktan sonra. Çünkü Demirel'in liderliği bir başkaydı. Kendi etrafına göre, siyasi arkadaşlarına göre. Dediler ki Bafra'da bir miting yapalım dedi beyefendi. O zaman tabii Nafiz Kurt var, orada Doğan Kitaplı var, Samsun'un milletvekilleri bunlar, Şaban Bey var. Samsun'da çok iyi bir güçlü olduğu bir yer denilelim. Tamam dediler, gittiler orada çok büyük hazırlık yapıldı Bafra'da. İlk mitinge çıkacağız. Evet. Beyefendi diyor ki evde ya, gemimi geviyorum diyor, beni bırakın diyor. Yani gemimi geviyorum ne demek biliyor musunuz? Yok. Şimdi köylerde atlara gem takarlar. Ha, gemimi geriyorum. Geviyorum. Geviyorum. Gevmekte çiğnemekte. Tamam. Atlara gem takınca o atların ağzında demir olur. O atlar bazı kışın beslersin çıktığı zaman gemi taktı ama gemi kıtır gemer şey yapar yani ısırır. Onun sesi duyulur. Gemimi geviyorum dedi. Çıkalım mitinglere. Neyse şeye geçtik. Bafra'ya gidiyoruz. Yol boyları. Kurtar bizi baba diye bağırır bağıranlar. Çok güzel. Çok güzel. Kadın, kız, çoluk çocuk herkes yollarda. Bafra'ya vardık şimdi. O meydan nasıl olmuş biliyor musun? %80'i şapkalı. Hı hı. %80'i şapkalı. Hep köylü. Herkesin heyecanından suratlar bembeyaz olmuş.
ağlayan, bağıran. Bak ben de etkilendim şimdi. Ondan sonra beyefendi içeri diyor ki ya bırakın artık çıkayım şuraya diyor. Millet deniz dalgası gibi bir o anda yatıyor, bir bu yanda yatıyor. Bir de şey yapmışlar, kürsü yapmışlar. Boğaz Köprüsü kürsüsünü yapmışlar. Hı hı. Urganlarla da bağlamışlar, aynı Boğaz Köprüsü havası vermişler. Neyse beyefendinin baktığım yüzüne bu tüyler yani bulgur bulgur olmuş oralar heyecandan. Daha 7 sene sonra ilk çıkıyorum halkın karşısına. Neyse bir çıktı şapkayı böyle o yanına dolandı, bu yanına dolandı, herkesi selamladı. Millet bağırışıyor, ağlıyor, yatanlar, şapkasını atanlar, her şey. Dakikalarca sürdü bu aşağıdaki heyecan, aşağıdaki çırpınma. Kavuşma anı yani. Ya. Dedi ki, nerede kalmıştık dedi. Aha bitti işte millet. Başka bir şeye konuşmaya o gerek yok. O tarihe geçen söz orada mı evet, kullanıldı? Evet. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık sevgili hemşerilerim dedi. Nerede kalmıştık dedi. Millet ondan sonra daha bir başka oldular. Yani onu tabii ben de unutamıyorum bu olayı. Çok güzel. Bu mitinglerinde Sayın Süleyman Demirel'in bir de şapka kapma mücadelesi vardı halk arasında. Birçok kez şapkasına saldırı oldu onu alabilmek için. Tabii bu çok belki de masum bir davranış. Yani ben kendimi şimdi koyuyorum. Süleyman Demirel'in şapkasının bende olmasını ister miyim? Evet. Ben kapmak ister miydim? Evet isterdim fırsatım olsaydı. Aslında çok masum bir davranış ama tabii şapkayı da Süleyman Demirel kaptırmam gibi bir evet. mücadelesi vardı. O süreci anlatabilir misiniz? Ya şimdi şapka olayı tabii her yerde yaşandı o olay. Hı hı. Her yerde yaşandı. Artık Demirel de şapkayla öyle bütünleşmiş ki. Yani şapka olmadan Demirel olmuyordu. Kendi anlayışını söylüyorum ben. Demirel öyle bütünleşmiş. Onun için şapka o olaylardan sonra yani çok da sağlam tutardı şapkayı. Hı hı. Kaptırmazdı. Biliyordu yani şapkanın kapılacağı zamanı. Bir gün Balıkesir mitingi var. Oraya gittik. Balıkesir'de bir de yağmur var. Şimdi çocuklar yol boyunda akasyalara çıkmışlar. Hazırlanıyorlar. Otobüsün üstündeyiz biz de. Halkı selamlıyor, şapkayı da selamlıyor böyle. Şimdi selamlarken tam akasyanın hizasında geliyor ki şapkaya tam rahat uzanacaklar. He. Tam akasyaya gelirken şapkayı da bu elime de. Bu elime alınca çocuklar vay anladın. Yapıyorlar. Ondan sonra aşağıya inince şapkayı çocuğun birisi aldı kaçtı. Kaçtı. O özel hareket polisler, resim polisler job bir buraya buraya bir başına vuruyor. Koşarak gittiler. Çocuğu yatırmışlar. Sudan çıkmış, tavuğa dönmüş çocuk. Şapkada artık öyle hale gelmiş. Şapkayı polis getiriyor. Git kardeşim götür dedi. Şener Şen'in şapkası gibi olmuştur o. Evet. O olay yaşadı. Bir de helikoptere biniş esnasında mı vardı öyle bir şapka hikayesi? Evet. O onu da, çünkü ben televizyondan da görmüşüm. Ekranlara da yansımıştı. Evet, da, oradan biliyorum. Orada Ayhan da vardı. Ayhan Dayıoğlu da oradaydı. O şeyde, o baston yapılan yer var. O karabey, Devrek mi? Devrek. Devrek. Orada. Orada konuşma yapıldı işte. Dönüyoruz artık. Helikoptere bineceğiz. O arada saldırdı birisi şapkayı ama baba çöktü. Biz de çöktük hemen üstüne. Yani orada şapkayı vermedik ama. Orada yine kaldık. Ondan sonra dedi ki Şükrü dedi işte şu şapkalar. Hı-hı. Biz bu şapkadan sipariş yaptıralım dedi. Her gittiğimiz yere 40-50 tane götürelim. Her yere bir tane verelim dedi. İyi dedi. İyi bir çözüm. Onu yaptırdık. İyi bir çözüm. O şekilde çözdük şapkayı şimdi. Keşke bir tane bende olsa. Vallahi keşke bir tane olsaydı. Benim burada esas Londra'dan gelen şapka vardı bende. Çok güzel bir şapka vardı. Ona da cam yaptırdım her tarafını. Çok kıymetli bir profesör vardı benim dostum. Dedi ki Şükrü ne olur bunu dedim. Al dedim onu verdim gitti. Yani halen sağ üzülürüm ona yani. Başka şapka yok mu fazla? Ben o 40 taneden kalmadı. Ben de istesem. Başka yok. Keşke bulsak da versek. Yok ama. Peki. Futbolla arası nasıldı? Ben Beşiktaş'ta olduğunu biliyorum Süleyman Demirel'in. Beşiktaş'ta. İlgileniyor muydu? Maç seyrediyor muydu? Maç izlerdi. Çünkü onların Beşiktaş olmasının sebebi Teknik Üniversitesi Beşiktaş'ta ya. O zaman da Fenerbahçe uzakta, Galatasaray da uzakta. Hı-hı. Mecbur Beşiktaş'a gidiyorlar, orada izliyorlar falan. Öyle Beşiktaşlıydı. Ben de çok geç anladım. Kendi söyleyene kadar ben onu Fenerbahçeli zannediyordum. Öyle mi? Valla ben de aslında bu bilgileri alana kadar ben de Süleyman Demirel'i Fenerbahçeli zannediyordum. Evet. Dedi ben ki, de dün öğrenmiş oldum onu. Başsızcığım birisi dedi ki, efendim siz Fenerbahçeli misiniz? Deyince niye Fenerbahçe olayım dedi Beşiktaş dururken dedi. Aynen bunu söyledi. Vay. Ondan sonra Beşiktaş oldu. Peki maç falan seyreder miydi? Maçlara gider miydi? Ya da evde seyreder miydi? Nasıldı? İlgilenir miydi yani yakından? Yani yabancı kalmazdı. Hmm. Çok fazla düşkünlüğü yoktu da takip ederdi. Anladım. Peki, şimdi 35 yıllık bir
birliktelik, bir yol arkadaşlığı sizinki. O süreç içinde onun böyle dertlendiği, size derdini açtığı bir an oldu mu? Dertleştiğiniz bir an oldu mu o süreç içinde? Böyle baş başa kalıp da bir dertleştiğiniz an oldu mu? Şimdi evinin karşısında Hacı Arif diye bir lokanta açıldı. Meşhur da bir restoranttır orası. Hı hı. Şimdi o zaman oranın kirası 10 bin liraydı. 10 bin lira. Giderken gelirken konuşuyor. Ya şükür bu 10 bin lira mı oranın kirası? 10 bin liraymış efendim. Ya bu nasıl çıkaracak 10 bin lirayı? Ne satacak, ne alacak falan. 3-4 gün bunun bir konuşmasını yaptık arabada giderken. En son dedi ki Şükrü dedi bırak bu işi bırakalım. Bizim bildiğimiz bir iş değil dedi. Onu dedi o şekilde bırakalım dedi. Yani orayı onun dışında çalıştırmayı mı düşünüyordu? Hayır hayır yani ya. Pahalı olduğunu söylemek için yani. He anladım. 10 bin lira fiyat çok pahalı o zaman bayağı pahalı. Ne satacaksın da nasıl çıkartacaksın mantığıyla. Anladım evet. Anladım. Şimdi aslında can alıcı soru burada. Bugün de belki en büyük problemlerimizden bir tanesi. Şimdi Süleyman Demirel'le ilgili o kadar çok karikatür yapıldı ki, tiyatrolarda o kadar çok hicvedildi ki, hatta biraz da böyle sert eleştirildi. Belki böyle biraz hakaretin sınırlarında bir eleştiri oldu tiyatrocular tarafından, karikatüristler tarafından. Hatta Gırgır'ın bayağı böyle tarihi geçmiş bir tane kapağı vardı, orada farklı çizildi. Tiyatrocular çok fazla hicvetti. Bunlara kızar mıydı? Levent Kırca. Zeki Alasya, Metin Akpınar. Bunlar taklitlerini yaparlardı. Onlardan daha önce Muammer Karaca vardı. Hı hı. Muammer Karaca da çok severdi. O da çok hicvederdi beyefendiyi. Ona da şey yapmazdı. En son Levent Kırca, Zeki Alasya da var mıydı yok muydu bir tiyatro oyununda. Biz de gittik onu izledik. Ondan sonra daha çok Zeki Alasya taklit ederdi. Evet, evet. Ondan sonra ziyarete geldi. Telefon etmiş gel demiş başbakanla bekliyorum seni. Kendisi mi çağırıyor? Evet, kendisi çağırıyor. O geldiği zaman ben de onunla beraber dedi ki ya Levent dedi ya ne kadar güzel oynadınız beni dedi gel buraya. Orada da çek yazıyor. 3000 lira mı 4000 lira mı çek yazıyor. Bunu götür. Sizin diyor sahnenizin falan ihtiyacı vardır diyor. O şekilde de onlara çok destek verirdi. Yanlış hatırlamıyorsam tiyatronun kapanma ihtimali vardı galiba Levent. O zaman ona yardım babında mı yapıyor? Evet o zaman. Yani kendisini hicveden, kendisini tiyatro yoluyla eleştiren bir ismin tiyatrosunun kapanmaması adına yardım yapan bir siyaset adamından bahsediyoruz aslında. İşte özlememek mümkün değil. Bakın burada bütün şeyleri var da karikatürleri vardır. Orada karikatürler. Onun şeyde Isparta'daki külliyede duvarın biri tamamen karikatür doludur. Evet. Demirel'in karikatürleri doludur. He, onun hakkında yapılan karikatürler bile evet. Duvara asıyor. Tabii. Onların hepsini resim yaptırmıştır, dağılmıştır. Yani tavsiye ederim gidip bir görün. Neredeydi? İslamköy'de. İslamköy'de, Isparta'nın İslamköy'ünde çok büyük bir külliye, müthiş bir yer. Şimdi herhalde böyle bir şey olsa... O şeyi de mesela Süleyman Demirel Üniversitesi Vakfı'na verdi o külliyeyi, oraya mal etti. Şimdi Silivri mitingi helikopter ve yağmur diyeceğim. Oradan bir hikayeniz var sanırım işte ben tren miyim, güneş gözlüğünün tek camı ve benzeri gibi böyle arka arkaya bağlayan hikaye evet. Süreciniz var. Onu sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi yine seçim öncesiydi. Silivri miydi? İşte en uç İstanbul'un en uç noktasında. Silivri mitingi. Silivri mitingi. Evet, helikopter ve yağmur dönüyoruz, süreci. Dönüyoruz, helikopterle dönüyoruz. Bayağı 5-10 dakika geldikten sonra çok yoğun bir yağmur bastırdı. Helikopter dedi ki, işte Şükrü Bey biz gidemeyeceğiz, ineceğiz dedi. Ben de beyefendim, tabii dedi, insinler, nereye istiyorlar, sen insinler. Tam geldiler, o... Bir mandıra olan bir yer var. Tarlalar falan çamur içinde. Her taraf çok fazla yağmur var. Yolu da inemiyor dedi. O bir ağıl deriz. Davarların falan girdiği ağır. Onun şeyi var. Giriş yeri var. Bayağı geniş. Oraya indik. Dedi ki Şükrü git yoldan bir araba çevir. Onunla gidelim. Arabanın içinde Yavuz Donat var. Siz helikopterle ağıla mı indiniz? Ağla indik. Tarlaya indiniz. Tarlanın yani daha sert zemin olan yerdir. Ağıl dediğimiz yer. Ağılın ön tarafı. Cavit Çağlar var. Yavuz Donat var, beyefendi var, ben varım. Yola çıktım, elimde de MP5 tüfek var. Gelen bir arabayı el kaldırdım. Silahı da görünce korktu tabii. Durdu, dedim arkadaşım kusura bakma. Ben Başbakan Süleyman Demirel'in koruma müdürüyüm. Başbakanımız şurada, helikopterle gidemiyoruz.
İstanbul'a kadar alır mısın? Dedi ki ne demek alır mısın? Ya ben dedi gerçi kollarımla çalıştım dedi ben de Demirel. Ben... Bir insanın başına gelebilecek en güzel anıdır evet, ya. Böyle hemen, bir şey olabilir mi? Hemen oradan gittim. Çağırdık getirdik onu bindik arabasına geldik. Adam havalara uçuyor yani keyfinden tabii. Ya ben evet. Ne bileyim böyle bir şey keşke yani o zaman tabii geçmiş zaman çocukluk bizi ama insanın başına gelmesi öyle, için öyle bir şey herhalde, çok şey verirdi herhalde insan. Evet. Ben tren miyim dediğimiz zaman ne aklınıza geliyor? Şimdi biz İstanbul'a gittik. Tabii her gün program çıkar beklenir. Saatleri bellidir. Nereye gideceksin, nereye geleceksin, şu saatte şurada, şu saatte şurada. Mesela dönüşünü 17 olarak yazmış. Programımız erken bitti. Biz de 13'te döndük. Geldik havaalanında araba yok. Rahmetli oldu Mustafa abi vardı, şoför oydu. Neyse ona oradan telefon ettik. Apar topar çıktı geldi. Arabaya bindik. Dedi ki kardeşim neredesin sen dedi. Dedi ki işte Sayın Başbakanım dedi siz dedi 17'de döneceğim diye dedi. Program yaptınız dedi. Kardeşim ben tren miyim dedi. Saatinde gidip saatinde geleyim dedi. Bir de havalimanında çiçek hikayeniz var. Şimdi bu Türkiye'de bir toplantı var. Bütün Türkiye Cumhuriyetleri'nin Cumhurbaşkanları geliyor. Sanırım Kırgızistan Devlet Başkanı da eşiyle beraber geliyor. Ona da beyefendi çok nazik bir kibar insandı. Hanımefendilere özellikle hanımlara çok itibar ederdi. O protokol genel müdürünü çağırın bana diyor. Diyor ki Deniz diyor Kırgızistan'ın eşiyle beraber geliyor devlet başkanı. Ona bir demet çiçek halledin de diyor. Onu diyor takdim edelim. Olur efendim. Çıkıyor nerede bulacak? Esenboğa'da çiçeğe. Yok efendim çiçek yok bulamıyor çiçek. Şükrü getirin bana, Şükrü'yü çağırın diyor. Hemen polis koşarak geldi. Dedi ki müdürüm seni başbakanı emrediyor. İyi. Emredin Sayın Başbakanım. Dedi ki Şükrü bir deme çiçek yap da dedi. Hanımefendi geliyor hemen uçakla gelecekler. Tamam hemen çıktım dışarı. Dedim oğlum şu güller var dedim. Güllerden hepiniz dedim bir deme çiçek yapın bakayım. Bıçak herkesin belinde bıçak var. Bir deme gülleri kestirdim. Bahçesi karısı olan var mı? Bahçeden mi? Dışarıdaki bahçelerden. Bahçeden. Yani. Dışarıdaki havaalanın bahçesinden. Bafra sigarası olan var mı? Var. Kökünde sardım bafra sigarasıyla. Şimdi gelen misafirleri de helikopterle Ankara'ya gönderiyoruz. Ankara'ya da giden helikoptere de telefon ettim. Bir demette çiçek alın gelin dedim. He. Gelirken çiçek giden bir demette çiçek alın gelin. Şimdi getirdim. 5 dakika sürmedi çiçek. Bir de çiçek. Bu kadar çiçek yaptım. Yani ne kadar gül varsa hepsini kestirdim. Getirdim. Dedim Sayın Cumhurbaşkanım buyurun. Başbakanım buyurun çiçeğe. Dedi ki genel müdüre çağırın genel müdür gelsin. Dedi ki bak çiçek var mı yokmuş. Bak çiçek. Ne buldu genel buldu vallahi. Dedi ki efendim o zaman bir gidip çünkü ben yanında kurs görelim. Diye. Gidin görün o zaman kursunuz. Onda öyle öyle oldu da. Uçaktaki okuma gözlüğü hikayesi. Uçakta şimdi yine İzmir'den geliyoruz. İzmir'de gözlüğünü falan hep ben alırım. Çantasıyla beraber okuma gözlüğünü ben alırdım. Çantayı verdim. Zaten 9 kişilik bir uçak vardı. Hı hı. Başbakanın, hatta başbakan döneminde uçak yoktu. Kiralık uçak geliyordu. Ha. 6-7 kişilik uçak. Önde VIP yeri var. 2 kişilik bir yer var. Orada çantayı verdim. Evraklarla orada çalışıyor. Gözlüğü de verdim. Gözlüğü de baktı okuyor şimdi. Neyse Ankara'ya havaalanına gelene kadar gözlüğü çıkarırken Şükrü dedi, bunun camı biri yok dedi. Ankara'ya kadar tek gözüyle okumuş gelmiş. Ben de baktım ki cebime düşmüş gözünün camı. O şekilde. O şekilde gözlüğü olur. Uçakta arazi tanıtı mı? Şimdi tabii uçakta 5-6 tane de milletvekili bakan olur. Şimdi giderken İzmir'e veya İstanbul'a veya Kütahya'ya giderken işte burası derler milletvekilleri tartışıyor. Burası işte Sivas'tır, burası Malatya'dır, burası Afyon'dur. Falan ama bir net cevap yok. Net cevap yok. Hemen oradan milletvekiline bakalım biri sorar. Beyefendi şura neresi? Adana mı, İzmir mi? İnsan der ki işte burası der. İlçe olarak söylerdi. İlçe olarak işte Afyon'un Şuhut ilçesi oraya o şekilde söylerdi yani. Bu kadar Türkiye'yi zaten en büyük avantajı oydu. Türkiye'de devlet su işleri genel müdürlüğü yaptığı için kol kadar akan suyun dereyi bilirdi, tepeleri bilirdi hepsini. Hepsini bilirdi. Evet. Bir de bunu ilaveten bir şey daha söyleyeyim. Helikopterle geliyoruz. Yine de o Afyon tarafından geliyoruz. Tam tepeye yakın, daha yakın bir yerden geçiyoruz. Bir baktım, bu kadar köpek kadar bir kurt gidiyor. Böyle olmuş karnı falan da kocaman.
Dedim ki Sayın Başbakan bize mi bak dedim, kurt gidiyor. Dedi ki bu yakında bir yerde dedi, o zaman davar sürüsü vardır dedi. Tepeyi bir tarafa açtı ki davar sürüsü var. Yani böyle yani köyünü de kentini de bu kadar şeylerini mantık olarak bu kadar bilirdi. Yani ben hayret ettim orada. Şimdi halk da ya da Ispartalılar mı onu tam olarak bilmiyorum. Siz yanlışsa düzeltirsiniz. Köylük yerde çoban sürü lakabı vardı bildiğim kadarıyla. Doğru mu? O. Tabii tabii. Şimdi belki de bu kadar halka yakın, bu kadar halkın içinde bu kadar araziyi, köyü, insanı, yani Türkiye'de yaşayan insanları tanımasının sebebi de belki de o çoban sürülükten gelmesinden kaynaklı olabilir mi? Şimdi o tabii hayvanları otlatmaya, yaymaya, değil mi? Anadolu insanları yani orada o kurdun olmasını bilmesinin sebebi belki de o yıllardan gelen bir tecrübe olabilir tabii. Mi? Yani şimdi oraya giderken de kitabı da yanında olurmuş. Şimdi orada zaten resmi vardı. Şöyle şapka yan dönmüş, ortaokul şapkası yan dönmüş. Orada kendi resmi vardı, kitap okuyor, davalar önünde yayılıyor. O şekilde. Bir de mesela bizim muhalefetteyiz. Isparta'ya gideceğiz. Makam şoförü vardı. Makam şoförü hasta oldu. Bana dedi ki Şükrü dedi arabayı sen kullan dedi. Isparta'ya gidiyoruz. Giderken de köye girişte tam İslam köye giriş var. Bir de ilçeye giden yol var. Tam onların ortasında bir alıç ağacı var. Şevket rahmetli Şevket Bey de arabada. Arabada oradan dedi ki Şevket dedi bu alıcı dedi kesmeyin de kestirmeyin de dedi. Bu dedi buranın mühürüdür dedi. Yani o kadar da bağlıydı yani şeylere, geleneklerine. Ondan sonra giderken orada da yakında köyün hemen kenarında da tarlalar var bunların. Ben biliyorum orayı. Oradan da şimdi aha dedi anam da gidiyor dedi. Onu da arabaya aldık. Anasında böyle köylülerin giydiği kıyafet, başında sarık. Beyefendi dedi ki ya ana dedi yeter dedi. Yani şu ineğini, dananı bir de artık satalım. Yok Süleyman Hanım. Ben sarı kızımı satmam. Aynen bunu söyledi rahmetli kadın. Yani öyleydi kadın. Yani başbakan anası tarlada çapa yapıyor, inek sağıyor, inek altı temizliyor. Bu böyleydi yani bu. Belki de işte böyle bir süreçten geçmesinin, hayata böyle başlamasının sebebi de halkı çok iyi tanımasına sebep tabii, oldu. Tabii. Ve tabii. O iletişimi de belki o doğallıkla kurdu. Türkiye'nin neresine gidersek oranın lisanıyla konuşurdu. Gidemiyorsun, gelmiyorsun. Ege'de öyle konuşurdu. Giderdik doğuya gittiği zaman öyle konuşurdu. Karadeniz şivesi. Türkiye'yi çok iyi tanıdı Türkiye'yi. Çok güzel. Peki bir de zamanında kriptolu telefon kendisine verilmek istenmiş. Cumhurbaşkanıyız. Cumhurbaşkanlığında geldiler şimdi Genelkurmay'dan. Başçavar dedi ki işte sen Cumhurbaşkanım buraya dediler kriptolu telefon koyacağız. Ne olacak kriptolu telefon dedi. Dinlenemez efendim bu. Hiç kimse dinleyemez bunu. İyi olayım dedi ya. Ondan sonra da eve bırakınca dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım bunu dedim dinlemek için mi koyuyorlar, dinlememek için mi koyuyorlar? O da muamma. Dedim onu. Dedi ki Şükrü o işlere karışma dedi. Dinlesinler de bir adamlık öğrensinler dedi. Değil mi? Onu öyle söyledi. Dedim. Yani şey yoksa, evet. Gizlisi yoksa dinleseler ne olur, dinlemeseler ne olur. Şimdi Fazlı Dayı hikayemiz var. Bildiğim kadarıyla. Enteresan ve güzel bir hikaye. Biraz da Sayın Süleyman Devlet'in biraz da kişiliğini ortaya koyan, hayata bakış ya da insanlara bakışını ortaya koyan bir mesele. Evet. Onu sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi bu Fazlı Dayı muhalefetteyken falan gelir giderdi. Günün sokağa gelir giderdi. Her gelişinde de böyle bir köy ekmeğe getirir. Bir tersi suyla gelir. Bu Fazlı Dayı'nın tek bir atı var. Bir de o tek atın iki şeyin arasında takıyor. İki kişi alacak kadar bir araba gibi bir şey uydurmuş. Gidiyor çiftini sürüyor tek atıyla. Bir tarlası var. Ekiyor, biçiyor. Hanımı falan da yok. O şekilde geçiniyor. 3-5 sefer gelir giderdi. Başbakanlık döneminde de, muhalefette de gelir giderdi. Beyefendi onu her gelişinde harçlığını verir. İşte şu köpünü götürün, bindirin, gönderin edin. Ondan sonra Cumhurbaşkanı olduk. Aradan 2-3 ay geçti. Dedi ki ya Şükrü dedi, Fazlı Dayı'dan hiç haber yok dedi. Fazlı Dayı bir bul dedi bana. Merak ediyor yani. O kadar işin gücün arasında. O zaman da Ali Bilen diye Bayburt'un belediye başkanı vardı. Ta Adalet Partisi döneminden gelen o. Çok da güzel bir insan. Allah rahmet eylesin vefat etti. Ona telefon ettim. Dedim ki başkanım Fazlı Dayı'yı bul dedim. Biletini al. Ankara'ya gönder. Beni telefon ver. Bana da haber et. Ben onu aldıracağım. Ondan sonra Fazlı Dayı geldi. Fazlı Dayı geldi. Onur'un dediği gibi. Mesela Süleyman'ı göreceğim diyor Cumhurbaşkanı'nda. Süleyman değil de benim ekibimde bir polis var.
Süleyman burada yok diyorlar işte. Süleyman şurada, götür o şunu da görsün onu. Varıyorlar Süleyman'a. Diyor ki ben bunu tanımıyorum. O da diyor ki yok diyor. Hayır diyor. Ben Süleyman'ı değil, öteki Süleyman'ı göreceğim diyor. O zaman onunla görüşemem deyince o Şükrü'ye götürün beni diyor. Ondan sonra bize geldi. Geldi, ben evveliyatımız olduğu için odamı aldım buna. Yemek yedirdim. Çay içtik, ettik. Ondan sonra hele gel bakalım. Ben de işte kendi memleketimin vakfını kurmuştum. Babadan bir ses çıkmayınca gönderdik vakıfta. Görevimiz var, yatağımız var, yorganımız var, her şeyimiz var orada. Orada yatırdık bir gün, iki gün, üç gün. Baba da çok yoğun. Milli Güvenlik Kurulu var, bakanlar toplantısı var, şeyler var. Ondan sonra 3-4 gün sonra, bana dedi ki Fazıl Dayı'yı getir dedi. Ha, Fazıl Dayı komşunun oğlu, hemen getirelim biz de. Bak buradan gelmiş o zaman. Fazıl Dayı getirdik şimdi makama. Makama getirdik. Ben de o ara bir yere gittim dedi. Fazıl Dayı çocukları şey yaptık. Tabii başyağlar olsun, yağbel olsun. İçeri almıyorlar. Dedim kardeşim ya bırakın, ne iş almıyorsun? Babanın dostu bu. Bundan dost mu olur? Yani maalesef. Niye, onun kararını siz mi vereceksiniz? Öyle. İçeri girdi işte orada. Orada babaya okuyor, babaya su içiriyor, o ekmeği de babaya veriyor. Ondan sonra da babanın cebine parasını koyar, pulunu koyar. Bana tekrar de Şükrü bunu Tafer köyüne gönder. O şekilde Fazıl Dayı. Buna benzer yani 3-5 kişi müdavimleri vardı. Nevşehir'den gelirdi bir kadın, yaşlı bir kadın. Onların Nevşehir'in kuru kaymağı olur. Ondan köylü getirirdi. Dostu diyebilir miyiz? Köylü dostu. Hı-hı. Köylüydü. Çok güzel ya. Peki son olarak artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok sabırla anlattınız ve çok keyifli şeref, anlattınız. Şeref duydum kardeşim. Teşekkür ederim. Merhum Alparslan Türkeş, o da Türk siyasi tarihine damgasını vurmuş, bu ülkeye hizmetleri olan bir siyasi figür. Onunla sizin özel ilişkileriniz var diyebiliyorum. Süleyman Demirel'in Alparslan Türkeş'le ilişkisi nasıldı? Sizin özelinizdeki ilişkiler nasıldı? Sayın Süleyman Demirel kendisinin vefatı sürecinde neler hissetti? Siz neler yaşadınız? Evet, şimdi rahmetli Başbuğ hakikaten bu ülkede milliyetçiliği ayakta tutan, milliyetçiliği dirilten, hı hı, çok büyük badireler geçirmiş, çok kıymetli asker, çok kıymetli bir liderdi. Allah'tan ona rahmet diliyorum başlamadan önce. Beyefendiler çok samimiydiler. Hemen her 10 günde bir mutlaka köşke gelirdi. Cumhurbaşkanı ziyarete gelirdi. Her gelişinde makama çıkarken bazen ikamet yerine gelirdi, bazen makama gelirdi. Rahmetli Alparslan Türkeş. Orada makama çıkarken böyle merdiven vardır yukarı. Ben de tabii program olduğu için her gün bir önceki günün, bir sonraki günün programı elimizde vardır. Bakıyorum tabii Alparslan Türkeş saat 09'da ziyarete gelecek. Ekip olduğu gibi akşamdan söylüyorum. Herkes lacivert, elbise, beyaz gömlek, kravat, tertemiz çıksın gelsin. Sabah gelirler hepsi de benden bir karış yüksek çocuklar. Maşallah vardı hepsi zıpkın gibi çocuklar. Merdiveni sırayla dizerim onları. Sırayla dizerim. Araba gelir gelmez hemen koşarak ben kapıyı açarım. İner, hemen elini öperim. O da bana sarılır. Öfer. Özel bir ilişkiniz vardı sanırım. Tabii canım. Ondan sonra sıradan bütün çocuklar, o herkes sıradan aşağı yukarı iki araba. Beşerden 10 kişi sıradan elini öperler, yukarı çıkar. Tabii bunu çok mutlu olurdu. Yukarı beraber çıkarız. Beyefendinin bir misafiri varsa bekleme odası var işte şöyle gibi benim. Hı hı. Hatta o fotoğrafta ben vurulduktan sonraki ilk görüşmemiz. Dedi ki Şükrü'm dedi, aç da bir kolumu göreyim dedi. Çok üzüldüm dedi, vurulmuşum dedi. Dedim çok ciddi bir şey yok dedim Sayın Başbuğum. Neyse orayı gösterdik. Ondan sonra bana dedi ki bir gün, dedi ki Şükrü Bey dedi, senin dedi haberlerin Kayseri'den çok iyi geliyor dedi. Bizi temsil eder misiniz dedi, Kayseri'den dedi. Dedim Sayın Başbuğum şeref duyarım dedim. Şeref duyarım dedim. Ona da çok memnun oldu. O şekilde bir konuşmamız Süleyman oldu. Bey'in ilişkisi nasıldı? Dostlukları nasıldı? Özelde görüşüyorlar mıydı? Özelde görüşürlerdi. Öyle mi? Görüşürlerdi, evet. Görüşürlerdi. Çünkü Sayın Türkeş beyefendinin lafından falan pek çıkmazdı. Beyefendiden çok onun talepleri olurdu. Mesela milliyetçi genel müdürler, müsteşarlar beyefendi itiraz etmezdi onlara. Hepsine destek olurdu. Milliyetçiliği ayakta tutan
Sayın Türkeş kadar evet. Demirel'in de katkısı vardır. Peki, merhum Sayın Alparslan Türkeş'in son dakikalarında da yanınızda olduğunu biliyoruz. Siz o anlarda neler yaşadınız? Sayın Süleyman Demirel o anlarda neler yaşadı? Onu da sizden öğrenebilir miyiz? Beyefendinin haber oldu. Beyefendi beni çağırdı. Dedi ki böyle böyle de Sayın Alparslan Türkeş bayındır hastanesinde. Çok ağırmış. Gidin. Beni her dakika bilgilendireceksin dedi. Hı hı. O zaman da Onur'la beraber biz bindik arabaya. Şoförle beraber gittik Bayındır Hastanesi'ne. Arka kapıdan çıktık. Ben biliyorum oranın girişin çıkışını. O Bayındır Hastanesi de bizim dostlarımızın hastanesiydi. Oraya gittik vardık. Odada doktorlar başında. Tabii sadece bir nefes var. Hı hı. Nefes var. Ben her dakikayı beyefendiye iletiyorum. Yani orada ailesinin daha haberi yok. Eşi başka yerlerdeler. Onlar yani başka salondalar. Orada biz ruhunu teslim ettikten sonra onlarla beraber çıktık. Tekrar Cumhurbaşkanı'na haber vermek için gittik, bilgi verdik. Hı hı. O şekilde rahmetli başımı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Süleyman Bey'in Atatürk'le ilgili düşünceleri nasıldı? Süleyman Bey tam bir Atatürk'e çok büyük saygı duyardı. Her zaman Atatürk'ü büyük bir deha derdi. Büyük bir askeri deha, büyük bir devlet adamı, büyük bir siyaset adamı derdi. Yani bütün dünyaya o kadar büyük bir savaşlardan sonra bütün dünyaya elini uzatmış ve herkesin elini sıkmıştır derdi. Evet. Sizin bu hayatta bir kahramanınız var mı? Varsa kimdir? Sayın Süleyman, rahmetli Süleyman Demirel'dir. Şimdi yine merhum Süleyman Demirel'e dönüyoruz. Onunla son görüşmenizi alabilir miyim? Son görüşmenizde neler yaşadınız? En son sözleri size ne oldu? Ondan sonra vefatı sürecinde neler yaşadınız? Ya tabii ben emekli olduktan sonra da gider sık sık görüşürdüm ama son zamanlarda bayağı kötülemişti. Hı hı. Yani belini doğrultamıyordu. Dizlerinden pek yürüme sıkıntıları vardı. Yani ona da üzülüyordu. Tabii. En sonunda güven hastanesine kaldırdılar. Hastaneye gittim. Orada da tekrar elini öptüm. Allah'ın emri takdiri ilahi. Ruhunu teslim etti. İşte şeyde Kocatepe'de cenaze merasimi yapıldı. Öbürsü günde şeye gidecek. Biz hemen oradan bindik. Devam ettik Isparta'ya. Isparta'ya vardık. Isparta tabii protokol var. Çok kalabalık. Herkes çok üzüntülü. Mezara defnedileceği yere büyük bir bayrak gerdiler. Büyük bayrak gerdiler. Oraya da koştum vardım ben. Oğlumla beraber vardım. Hı hı. Onur'la beraber gittik oraya. Bayrağın altına girdik. Babanın cenazesini getirdiler orada. Son görevimizi yaptık orada. Orada biz defnettik. O şekilde 35 seneye noktayı koyduk. Solun yanına geldik. Allah rahmet eylesin. Allah onu cennetine koysun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sorularımıza sabırla cevapladınız. Biz şeref duydum. Ben size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Geldiniz. Bize geçmişi yaşattınız. Hatıralarımızı canlandırdınız. Ben size teşekkür ederim. Güzel bir geçmişe yolculuk oldu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür sağ olun. Ederim. Sağ olun. Haftaya yeniden başka bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.